Herkese selamlar. Sonunda Wuthering Waste'in çıkışına çok az kaldı ve oyunumuzun ilk canlı yama yayını karşımızda. Bugün de sizlere bu canlı yayının özetini anlatacağım. İsterseniz hızlıdan başlayalım. Öncelikle oyunun çıkış tarihi şu anda ekranda. Ön indirme Türkiye saatiyle 21 Mayıs öğlen 13.00'da ve oyunun açılışı da yine Türkiye saatiyle 23 Mayıs gece 5'te olacak. Yani bizim mesai biraz erken başlayacak. Devam edersek de oyunun bize verdiği ödüllerle açılışı yapalım. Bildiğiniz üzere oyuna 30 milyon ön kayıt yapıldı ve şu anda ekranda gördüğünüz ödüller bizlere verilecek. Ödüller kısaca karakter çıkartmak için gereken biletler, oyun içi para birimleri, materyaller ve 4 yıldızlı bedava bir silah olacak. Ayrıca canlı yayın ödülleri de mevcut, yani firma bonkör bir açılış yapmış. Bu ödüllerde standart banner yani kalıcı karakter bannerına 10 pul hakkı ve limited banner yani süreli karakter bannerına da 10 pul hakkı olacak. Bu ödülleri de ekrandaki tarih geldiğinde oyun içi mailden alabileceğiz. Şimdi gelelim oyunun açılışında bizi neler bekliyor ona. Öncelikle bir adet beginner bannerımız var. Bunun olayı da şöyle istiyor. Siz bu banner'da normalde 80 pul atarak alabildiğiniz 5 yıldızlı bir şeyi bu banner'da sadece 50 pul atarak alabileceksiniz. Ayrıca eğer ki 10'lu pul atarsanız da bu sayı indirimli olarak 8'e düşecek. Yani 40 pul attıktan sonra 5 yıldızlı bir karakter alabileceğiz. Ayrıca burada bitmiyor. Siz ilk 5 yıldızlı bir karakter çıkarttığınızda bu banner değişecek. Ve bu kısımda istediğiniz bir standart karakteri seçip tekrar onun için 80 pul atmaya başlayacaksınız. Söylememe gerek yoktur ama siz 5 yıldızlı bir şey çıkarttığınızda bu banner'dan çıkan şey garanti olarak seçtiğiniz karakter olacak. Hazır banner'lardan gidiyorken de oyunun ilk limited banner'ını açıklayayım. İlk phase'de bizi Jian karşılayacak. İkinci phase'de ise Yinling gelecek. Bu arada karakterlerde %50 kazanma olayı bulunurken bu oyunda silahları garanti olarak alabileceğiz. Standart banner'ları da eklemem gerekirse yine buradaki silah banner'ında da istediğimiz bir silahı seçebileceğiz ve garanti olarak seçtiğimizi çıkartabileceğiz. Açıkçası silah banner'larının kasıntı olmaması güzel olmuş. Sırada 1.0 yamasının etkinlikleri var. İlk etkinliğimiz hesap seviyesi yükseltme etkinliği. 45 seviyede biten bu etkinlikten toplamda 40 adet standart pull, 1600 Astrites yani bildiğim kadarıyla Genshin'deki prim hocam gibi bir şey ve son olarak da seçtiğimiz 5 yıldızlı bir standart silah diye tahmin ediyorum. Elde edebileceğimiz bir kutu alacağız. Ardından bizi 7 günlük bir giriş etkinliği bekliyor. Yine buradan da güzel ödüller gelecek. Ayrıca Genshin'deki Abyss, HSR'deki Forgotten Hall misali bir yer olacak ve buranın da belirli bir katını temizleyerek 4 yıldızlı bir karakter alabileceğiz. Sonrasında roguelike bir event gelecek. Bu eventte her girişimizde farklı savaş stilleriyle oynayabileceğiz. Buranın da yine güzel ödülleri bulunuyor. Bir sonraki Alloy Smelt etkinliği olacak. Buradan da materyal ve Astrites alabileceğiz. Son olarak da bir adet parkur etkinliği olacak. Ki bu da bence oyun mekaniklerini kavrayabilmemiz için hoş bir event. Bir de oyunun hikayesinden bahsedecek olursam, oyunun açılışında bizi toplamda 6 chapter'lık bir hikaye bekliyor olacak. Ek olarak da 3 adet karakter hikayesi olacakmış. Bunlar da yine ekranda gördüğünüz karakterler. Ve evet, oyunun ilk yama videosu burada bitiyor. O zaman biz de videoyu burada bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.